neler söylediğin farkında mısın Sinan? Gözlerimle gördüm diyorum. Müjgan, uydurmuyorum ya. Ay böyle bir şey olamaz. İmkansız. Yani benim kızım Hasan'la çıkıyor olamaz. Belki de çıkmamaktır Müjgan. Yani her yan yana gelen çıkıyor demek değil ki. Ben zaten çıkmak ne demek onu da anlamıyorum ki. İki insan buluşuyorlarsa ona görüşmek denir, randevu denir, birlikte muhallebi yemek denir. Çıkmak ne demek? Nereye çıkıyorlar yani? Mehmet, dışarı çıkıyorlar canım. Her dışarı çıkan birbiriyle mi buluşuyor? Ben şimdi her sabah bakkala gazete almaya çıkıyorum. Ne oluyor? Ben şimdi bakkal Lütfullah Efendi ile çıkıyor mu oluyorum? Yani bu bile bana Pelin'le Hasan'ın çıkmasından daha normal geliyor. Sinan Bey, keşke yanlarına gidip konuşsaydınız, sorsaydınız. Gidecektim ama çok samimiydiler. Ay inanamıyorum. Şoke olmuştum. Onları öyle görünce gözlerim yuvalarından fırladı. Kanım dondu. Yani daha fazla duramadım, çıktım oradan zaten. Bir daha anlat bakayım, nasıldı? İşte şöyle. Çok yakında. Bizim kızı Veli Hasan'ın omzundaydı. Böyle fıs 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 bir şey konuştular. Ay inanamıyorum. Bizim Hasan ve senin kız ha? Tabii, sevimli kerata, sevimli. Mehmet Bey. Ben de ihtimal vermiyorum da Müjgan Hanım işte gönül bu. Nereye konacağı belli olmaz ki. Ay. Müjgan. Ay. Ay Mehmet lütfen. Baksana Müjgan'ın tansiyonu düştü. İyi misin hayatım? Ay. Ay. Ambulans falan. Ay gerek yok. Gerek yok. Pelin'in saçını başını yolsam düzelirim. Hay Allah. En iyisi dur ben çayları getireyim. Zaten belliydi. Pelin bütün arkadaşlarından bana bahsederdi. Ama bu sefer hiçbir şey anlatmadı. Teşekkür ederim. Nedeni belliymiş şekerim. Meğer Hasan'la çıkıyormuş, onu gizliyormuş. Ay tabii kendi bile inanmıyor ki yaptığı işe. Ay nasıl oldu acaba? Neler yaptı? Nasıl kandırdı kim bilir kızımı? Ne olmuş ne? Şşt! Sevinçleşme. Neyse canım. Yarın sorar soruşturur öğreniriz aslını astarını. Sorun. Sorun öğrenin Sinan. Benim cesaretim yok. Ya Pelin Hasan'la çıkıyoruz derse düşer bayılırım. Vallahi hiç kimse de beni yerden kaldıramaz. Pelin de Hasan mı çıkıyormuş? Evet. Sinan amcanın ikisini beraber görmüş. Çok sıkı fıkılarmış. Ah. Üf ya bir kere de evde oturmaz ki bizimkiler. Belki buradadırlar. Ay, sağ ol Hasan'cığım ya. Sen olmasan bu ayakla nasıl çıkardım merdivenleri bilmiyorum. Önemli değil. Ama senden çok yüksek topuklu giymişsin be Pelin yenge. Bana yenge deme Hasan. Tamam Pelin yenge. Ay ay ay. Hasan. Dur ben de. Vallahi ben gözlerimle görmedikten sonra ikisinin flört ettiğine hayatta inanmam. Ben de. Ben de. Ben gidiyorum. Ben de. Canım şey... Çekil şuradan. Mustafa abi evde yok mu? Daha gelmedi. Ha, kesin kahvede okey dönüyordur. Neyse iyi geceler. Annenle baban bir şey mi kızdı? Ben de gitsem iyi olur. Vallahi ben Hasan Pelin'e yardım mı ediyordu yoksa sarılıyor muydu anlayamadım doğrusu. Ayol yardım ediyordu. Görmedin mi kız topallıyordu? Ama numara yapıyordur ya. Bu gençlerin hepsi numaracı zaten. Bence ortada büyük bir yanlışlık var baba. Pelin Hasan'la çıkmaz. Sinan amcan gözleriyle görmüş diyorum kızım. Buluşmuşlar. Bu Sinan amcanın kızı bizim Hasan'a minnoş ismini takmış ya. Vallahi ben bizim Müjgan'a hayret ediyorum. Dün gece yüzünün rengi bizim kanepenin rengiyle aynıydı. Yok yok. Bir ton açıktı galiba. Tabii canım. Bizim Hasan'a yakıştıramıyor kızı. Para yok ya çocukta. Şimdi ne olacak peki baba? Hasan'ı ele geçirirse bir güzel yer bu Müjgan teyze. Bir tek papuçları kalır geriye. Komiklik yapma sabah sabah. Yedirmem ben çırağımı. Ne yapacaksın peki? Canım sorar öğrenirim. O korkar benden. İtiraf eder. Atıyorum. Doğru çıktı diyelim. O zaman ne olur? Ne olacak? Sinan'la aramız limon olur.
Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Hoş geldin usta. Hoş bulduk. Mustafa. Hoş geldin Sinan abi. Merhaba Mehmet usta. Merhaba Sinancığım. Gel. Hoş geldin Sinan abi. Anne ya lütfen bir kabahat mi işledim? Konuşur musun benimle? Şu an seninle konuşamam Pelin, hiç sırası değil. Of ya, kesin Mustafa ile çıktığımızı öğrendi bunlar. Olur böyle şeyler Müjgan'cığım, bunlar genç. Tabii tabii, senin için hava hoş Şükran'cığım. Tamam anne, imalı imalı konuşmana gerek yok, itiraf ediyorum. Biz çıkıyoruz. Ay inanmıyorum. Kızım davul bile dengi dengine. Olacak şey mi şu senin yaptığı? Neden olmasınmış? Ay bir de neden olmasınmış diye soruyor. Ay neyse neyse, bakın ben şimdi bir çay koyayım, sinirinize iyi gelir. Bu kız da Mustafa'yla mı geziyor, Hasan'la mı geziyor? Bir karar verse. Hiç kendine yakıştırıyor musun Pelin? Evet yakıştırıyorum. Benim için paranın pulun hiçbir değeri yok. Tamam, diyelim ki paranın pulun hiçbir değeri yok. Görünüşünde mi yok kızım? Ne görünüşünde ne var? Bence çok yakışıklı. Yakışıklı. Kızım çocuğun göbeği kendinden 10 dakika önde yürüyor. Diyet yapa yapa senin göbek anlayışın değişti anne. Ay delireceğim. Ay delireceğim. Delireceğim, delireceğim. Olmaz. Olmaz. Bu ilişki derhal bitiyor. Senin bir tornacıyla asla geleceğin olamaz kızım. Olur anneciğim. Ve bu konuda ne düşündüğünün hiçbir önemi yok benim için. Onu seviyorum, tamam mı? Seviyorum. Beni rahat bırakın. Pelin! Ay ne oluyor ya? Ay bana bir şeyler oluyor Şükran. Müjgan, Müjgan ne oluyor? Ay yok kendine Müjgan. Müjgan? Ay ne oldu buna Şükran? Niye bayıldı bu? Sorma Sevinç, sorma. Sorarım vallahi, sorarım. Öğrenmezsem çatlarım vallahi. Müjgan, Müjgan iyi misin canım? Ay anacığım bırak şimdi o ayılır sonra. Ne oldu onu anlat. Sevinç. Kadın baygın yatıyorsa bunu ol anlatacağım canım. Ay vallahi hiç atlayacağım. Burada pırlanta gibi haber var. Hissediyorum bunu Şükran. Ay. Müjgan, 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 Müjgan. Ay kusura bakmayın hanımlar. Size de rahatsızlık verdim. Ay, rica ederim estağfurullah. Ay. Ne demek? Nedir bayıldığınız konu Müjgan Hanımcığım? Kusura bakmayın. Şimdi konuşamayacağım. En iyisi ben kalkayım. Müjgan'cığım, üzme kendini canım. Üzme, olur böyle şeyler. Dünyanın sonu değil ya Müjgan. Benim için öyle Şükran. Şimdi anlat. Ne oldu, niye bayıldı bu? Aman bırak Allah aşkına, Müjgan işte. Aşk olsun Şükran. Ben bir dedikodu olduğunda böyle mi yapıyorum? Hemen gelip sana anlatıyorum. Bu mu bizim komşuluğumuz? Acele etme Sevinç, anlatırım. Tamam. Bundan sonra ben de kesiyorum dedikoduyu. Hiçbir şey anlatmayacağım sana. Ha, 6 numaradaki Hulviye Hanım'ın kocasıyla arasında olanları da başkası anlatsın. Buraya. Ne oldu Hulviye Hanım'la kocasını? Anlatsana. Vallahi merak ediyorum.